Simülaklar ve Simülasyon Jean Baudrillard Gerçeğin yerini alan simülaklar Hakikati gizleyen şey simülark değildir. Çünkü hakikat, hakikat olmadığını söylemektedir. Simülark, hakikatin kendisidir. İnsanın aklına gelebilecek en güzel simülasyon alegorisi olduğunu düşündüğümüz bu Borges masalında İmparatorluğun hizmetindeki haritacıların çizikleri harita sonunda imparatorluğun topraklarına birebir eşit boyutlara sahip bir belgeye dönüşmektedir. Ancak çökmeye başlayan imparatorlukla birlikte lime lime olmuş bu harita parçalarıyla çölde karşılaşan insanlar vardır. Sonuçta bu harap olmuş soyut metafizik güzelliğin İmparatorluğun şanına yakışan bir görünüme sahip oldu ve eskidikçe gerçeğiyle birbirine karıştırılan sahtesi gibi imparatorluğun da bir leş gibi çürüdükçe özüne yani toprağa dönüştüğü görülmektedir. Bu güncelliğini yitirmiş masal, ikinci basamak simülakların gizli çekiciliğine sahiptir. Günümüzdeki soyutlama biçimlerinin haritacılık, suret çıkarma, aynadan yansıma ya da kavramla bir ilişkisi kalmamıştır. Simülasyon kavramının harita üzerindeki bir toprak parçası, bir töz ya da referans sistemiyle hiçbir ilişkisi yoktur. Bir köken ya da bir gerçeklikten yoksun gerçeğin modeller aracılığıyla türetilmesine hipergerçek yani simülasyon denilmektedir. Bir başka deyişle, harita öncesinde ya da sonrasında bir toprak parçası yoktur. Bundan böyle önce harita, sonra topraktan, gerçeğin yerini alan simülaklardan söz etmek gerekecektir. Borges'in masalını günümüze uyarlayacak olursak artık harita üzerinde lime lime olmuş toprak parçalarıyla karşılaşıldığını söylemek gerekecektir. Bundan böyle sağda solda karşılaşacağımız harabe ve yıkıntılar haritaya değil gerçeğe, çölde karşımıza çıkan kalıntılarsa imparatorluğa değil bize çöle dönüşmüş bir gerçeğe ait olacaklardır tersine çevirdiğinizde bile artık bu masaldan yararlanabilmek imkansızdır. Olsa olsa imparatorluk alegorisinden yararlanabilirsiniz. O kadar. Çünkü gerçekle gerçeğin simüle edilmiş modellerini üst üste bindirmeye çabalayan çağdaş simülatörler de benzer bir dayatmacı yaklaşım sergilemektedirler. Ancak bu kez ortada ne harita vardır ne de toprak. Çünkü soyutlamayı ilginç ve çekici kılan haritayla toprak arasındaki o kesin ayrım yoktur. Oysa bu ayrım haritaya bir şiirsellik, toprağa ise bir çekicilik kazandırıyordu. Sihirli bir kavramla çekici bir gerçek işte bu ayrımın içine gizlenmişti. Haritayla toprak arasındaki bu ideal beraberliği önce göklere çıkartıp yücelten, sonra da yerin dibine batıran haritacıların bu çılgın projesinde yeniden canlandırıcı bir özelliğe sahip olan, günümüzde spekülatif ve söylevsel özelliklerini yitirerek nükleer ve genetik bir işleme dönüşmüş, düş gücü de simülasyonla birlikte artık tarihe karışmıştır. Burada ortadan kalkan şeyin adı metafiziktir. Bundan böyle bir varlıkla çeşitli görünümleri gerçekle gerçek kavramına özgü bir ayna yansıma yani metafizik olmayacaktır. Bundan böyle gerçekle gerçek kavramı arasında düşsel bir beraberlik de olmayacaktır. Çünkü genetik minyatürleştirme denilen şey simülasyon evrenine özgü bir boyuttur. Günümüzde gerçek artık minyatürleştirilmiş hücreler, matrisler, bellekler ve komut modelleri tarafından üretilmektedir. Bu sayede gerçeğin sonsuz sayıda yeniden üretimi mümkün olmaktadır. Bundan böyle rasyonel bir gerçeğe ihtiyacımız olmayacaktır. Zira gerçek, ideal ya da negatif süreçlerle başa çıkabilecek, boy ölçüşebilecek bir durumda değildir. Artık işlemsel bir gerçek vardır. Aslında gerçek bu değildir. Çünkü onu sarıp sarmalayan bir düşsellikten yoksundur. Gerçek ya da hakikati özgü perspektifle bir ilişkimizin kalmadığını gösteren bu farklı bir uzama geçiş olayıyla birlikte tüm gönderen sistemlerinin tasfiye edildiği bir simülasyon çağına girilmiştir. Daha kötüsü, gösterge sistemleri bu gönderen sistemlerini yapay solunumla yaşatarak tüm kombinatuar hesapları ve ikili karşıtlıklarla tüm eşdeğerlik sistemlerinin işine yarayabilecek anlamdan daha da esnek hale gelmektedir. Burada bir taklit, suret ya da parodiden değil, aslı yerine göstergeleri konulmuş bir gerçek, bir başka deyişle her türlü gerçek süreç yerine işlemsel ikizini koyan bir caydırma olayından söz ediyoruz. Gerçeğin tüm göstergelerine sahip, gerçeğin tüm aşamalarına kısa devre yaptıran kusursuz, programlanabilen, göstergeleri kanserli hücreler gibi çoğaltarak dört bir yana savuran bir makineden. Gerçek bir daha asla geri dönmeyecektir bir ölüm, daha doğrusu ölmenin imkansızlaştığı bir ölür ölmez dirilme sistemine özgü model böyle bir hayatı işleve sahiptir. Bundan böyle her türlü düşsel ve gerçek ayrımdan yoksun, yalnızca aynı görünge çevresinde dolanan modellere dayalı ve farklılık simülasyonu üretiminden ibaret bir hiper gerçekten söz edebiliriz. Kutsal gönderenden yoksun imgeler Gizlemek, sahip olunan şeye sahip değilmiş gibi yapmak, simüle etmekse sahip olunmayan şeye sahipmiş gibi yapmaktır. Birincisi bir varlığa, diğeri ise bir yokluğa göndermektedir. Ancak bu olay sanıldığından daha da karmaşık bir şeydir. Çünkü simüle etmek, mış gibi yapmak değildir. Hastaymış gibi yapan kişi yatağa uzanıp bizi hasta olduğuna inandırmaya çalışır. Bir hastalığı simüle eden kişi ise kendinde bu hastalığa ait semptomlar görülen kişidir. Öyleyse mış gibi yapmak ya da gizlemek gerçeklik ilkesine bir zarar veremez. Yani bunlarla gerçeklik arasında her zaman açık seçik, gizlenmeye çalışılan bir fark vardır. Oysa simülasyon bu gerçekle, sahte ve gerçekle düşsel arasındaki farkı yok etmeye çalışmaktadır. Simüle eden kişi gerçekten hasta mıdır, değil midir? Çünkü bu insan gerçek semptomlar üretmektedir. Simüle eden kişiye ne hastasın ne de değilsin denebilmektedir. Bu kişiyi nesnel bir şekilde hasta ya da sağlam olarak değerlendirebilmek mümkün değildir. Hakiki bir hastalık olup olmadığı anlaşılamayan bu şey psikoloji ile elini kolunu bağlamaktadır. Çünkü bütün semptomlar üretilebiliyorsa ve bir hastalığa ait semptom doğal bir olgu olma özelliğini yitirmişse o zaman her hastalığın simüle edilebildiğini hatta edilmekte olduğunu düşünebiliriz. Ama o zaman da tıbbın bir anlamı kalmamaktadır. Çünkü tıp yalnızca nesnel nedenlerini belirleyebileceği gerçek hastalıklarla ilgilenmektedir. Psikosomatik rahatsızlıklarsa hastalık ilkesinin kıyısında köşesindeki kuytu alanlarda pek de inandırıcı olmayan gelişmeler sergilemektedir. Organik bir semptomu bilinçaltına havale eden psikanalizde ise semptom aslında daha hakiki görülmek durumundadır. Hem simülasyon neden bilinçaltının girişine takılıp kalsın ki bilinçaltı faaliyeti de klasik tıbbi semptomlar gibi üretilemez mi? Düşler birer semptom olarak kabul edilmiyor mu? Oysa yabancılaştırma yorumuna dayanan bir hekimlik, her zihinsel rahatsızlık biçiminin simülatörün bilmediği bir semptomlar düzenine sahip olduğunun ve hekimin bu düzende görülecek bir aksamanın farkına varmamasının mümkün olmadığını ileri sürmektedir. Bu düşüncenin amacı ne pahasına olursa olsun hakikat ilkesinin varlığını koruyabilmek ve simülasyonun yol açtığı sorunları engelleyebilmektir. Çünkü bu sorgulama, hakikat, gönderen ve nesler nedenin ortadan kalkmasına yol açmaktadır. Hekimler hastalık ya da sağlığın ötesinde ya da berisinde dolanan bu verileri başka bir deyişle hastanın hastalığı konusunda söylediklerini doğru ya da yanlış olarak değerlendirme konusunda aciz kalmaktadırlar. Simüle edilen öyleyse maskesini indirmenin mümkün olmadığını çünkü kişinin yalan söylediğini kanıtlayabilmenin imkansız olduğu bu bilinçaltı söylevinin bu şekilde tekrarlanması karşısında psikanalizin yapabileceği bir şey yoktur. Örneğin, ordunun eli kolu simülatörler karşısında bağlanmaktadır. Gelenekselleşmiş uygulamalara dayanan ordu bugüne kadar belli kanıtlardan yola çıkarak onların maskelerini düşürür ve cezalandırırdı. Oysa günümüz ordusu bir simülatörü de tıpkı gerçek bir eşcinsel, bir kalp hastası ya da bir deli gibi çürüye ayırabilmektedir. Askerlik psikolojisi denilen şey bile kartezyen belirtiler karşısında gerilemekte ve gerçek mi yoksa sahte mi üretilmiş bir semptom mu yoksa gerçek bir semptom mu ayrımını yaparken tereddüde düşmektedir. Deliyi bu kadar iyi taklit edebilen biri herhalde gerçekten delidir düşüncesine sığınmaktadır ordu pek de haksız değildir. Çünkü bu bakış açısı doğrultusunda bütün delilerin birer simülatör oldukları ve deli ile simülatör arasındaki bu farkı ayırt edememenin ise akla gelebilecek en pis yıkıcı eylem biçimi olduğu söylenebilir. Klasik mantık, simülasyona karşı tüm kategorileriyle silahlanmaya çalışmaktadır. Oysa günümüzde simülasyon bu mantığı çoktan aşıp geçerek hakikat ilkesinin yerini almıştır.